أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bizi bir kurban bayramına daha selametle ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Bu Zilhicce ayını, bayramı vatanımız, milletimiz, cümle İslam yurdu ve İslam ümmeti için hayırlı, bereketli eylesin. Hayırlara ve bereketlere vesile eylesin. Kardeşliğin, sevginin, barış ve esenliğin, huzur ve bereketin vesilesi eylesin. Kardeşlerim, kurban sadakattır, kurban teslimiyettir, kurban kardeşliktir, kurban paylaşmaktır, kurban yardımlaşma, dayanışmadır, kurban sıla-i rahimdir, akrabalık ilişkilerini pekiştirmektir, kurban komşuluk hukukunu ihya etmek ve pekiştirmektir. Kurban aile bireyleri arasında sevgiyi ve muhabbeti bereketlendirmek, pekiştirmek. Bizzat ailenin, evin içerisine huzur ve berekettir. Daha bunun gibi birçok hayırları, bereketleri var kurbanın. Peki nedir kurban? Biliyoruz ki kardeşlerim, kurban insanlığın tarihi kadar eskidir. İlk insan babamız Adem aleyhisselam, aynı zamanda ilk peygamber. Onun oğulları Kabil ve Habil arasındaki bir anlaşmazlık neticesinde Adem aleyhisselamın onlara birer, Allah'a birer kurban sunmaları gerektiğini ifade etmiş, onlar da kurbanlarını sunmuşlardı. İbrahim aleyhisselam'ın bu kurbanı devam ettirdiğini görüyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kurbanın bizden önceki bütün ümmetlerde de var olan bir ibadet olduğuna net bir şekilde işaret etmektedir. Bu manadaki bir ayet, وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ Hac suresinin 34. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, biz her bir ümmet için bir kurban ibadetini meşru kıldık. Ta ki kendisine rızık verdiğimiz hayvanlardan Allah'ın adını anarak kessinler ve gereği gibi ondan istifade etsinler. İşte sizin Rabbiniz tek bir olan Allah'tır. Ona teslim olun. Allah'a teslim olan mütevazi kullarımı müjdele diye emretmekte Rabbimiz, Hac suresinin 34. ayet. Bu ifade, bu ayetteki وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ifadesinden biz her ümmet için kurban ibadetini meşru kıldık ifadesiyle kurbanın bizden önceki bütün ümmetlerde de var olan bir ibadet olduğunu görüyoruz. Tabii sadece kurban ibadeti de değil. Örneğin orucun da bizden önceki ümmetlere farz kıldığını başka ayetlerden net bir şekilde görmekteyiz. Yine namazın da bizden önceki ümmetlere farz olan bir ibadet olduğunu ayrıca öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinden. Dolayısıyla işte kurban kesen bir mümin sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini yerine getirmiyor. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin sünnetini yerine getiriyor. Bu yönüyle kurbanın değeri de, ecri ve mükafatı da çoğalıyor. Kardeşlerim, kurban denilince akla gelen
en önemli simge Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bizatihi çok cömert bir insan ve misafirlerine, gelen misafirlerine kurban kesip ikram etmeyi çok seven ve yine her yıl kurbanlar kesip fakirlere, muhtaçlara dağıtmayı çok seven bir insan. Öyle ki bir defasında 100 tane dana kurban ettiği, bir takım kimselerin bunu çoğumsadıkları, çok gördükleri, niye acaba bu kadar vesaire, acaba gösteriş mi, acaba riya mı? İbrahim Aleyhisselam'ın ise dana ne ki davar, ne ki deve, ne ki Allah bana bir evlat verse gereğinde o evladı dahi Allah yolunda kurban ederim dediği. Rivayetlerde böyle bir ifade var. O anda tabi İbrahim Aleyhisselam yaşı yüzü geçmiştir. Bazı rivayetlere göre 90 yaşındayken evlat sahibi olmuş. Bazı rivayetlere göre de hanımı 90 yaşında, kendisi 110 yaşındayken evlat sahibi olmuş. Bu arada İbrahim Aleyhisselam'ın 450 yıl yaşadığına dair rivayetler var. Tarihte bu şekilde çok yaşamış bazı insanlar var. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın 1200 ya da 1300 yıl yaşadığı rivayet olunur. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen sadece davet yılları 950 yıldır. İnsanları Allah'ın yoluna davet ettiği yıllar sadece 950 yıl. Şimdi Allah Celle Celaluhu tabi bu yaştan sonra İbrahim Aleyhisselam'a bir evlat nasip eder. İsmail Aleyhisselam. Bundan sonrasında Saffat suresinin 100. ayetinden başlayalım. Rabbi hebli minas salihin. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi, bana salihlerden bir evlat nasip eyle. Febeşşernahu bi gulamin halim. Biz onu halim bir evlat ile müjdeledik. Yani alçak gönüllü, hoşgörülü bir evlat, salih bir evlat. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Ne zaman ki İsmail Aleyhisselam babasıyla gezip dolaşacak yaşa gelince, rüyasında hem de 3 gece üst üste İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini gördü. Peygamberlerin rüyasına sadık rüyalar denilir ve peygamberlerin rüyaları vahiydir. Bu Allah Celle Celaluhu'dan İbrahim Aleyhisselam'a bir emirdi. Ey İbrahim, hani sen bir zamanlar demiştin ki Allah yolunda danalar kesip kurban etmek, Allah yolunda develer kesip dağıtmak, Allah için davarlar kesip fakir fukaraya dağıtmak ne ki? Allah bana bir evlat verse onu dahi Allah yolunda kurban ederim demiştin ya. İşte bu evlat sana verildi. Ve şimdi imtihan zamanı geldi. Bu çocuğunu Allah yolunda kurban et emrini verdi. Bu emri alınca, 3 gün üst üste rüya görünce İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e danışıyor. Onunla istişare ediyor. Diyor ki evladım, Rabbim seni kurban etmemi emrediyor. Ne dersin bu konuda? Evet. İsmail Aleyhisselam'ın cevabı, "Kale ya ebe tif'al ma tu'mer setecidunî inşaallahu mines sabirin." İsmail Aleyhisselam der ki, "Babacığım, madem Allah böyle emrediyorsa canım feda olsun. Allah'ın emrini sen yerine getir.
Ben de inşallah sabredecek ve bu emre teslim olacağım. Felemma eslema ve tellehu lil cebini ve nadeynahu en ya İbrahim kad saddaqta ru'ya inna kezalike neczil muhsinin. Ne zaman ki baba oğul Allah'ın emrine teslim oldular. İsmail aleyhisselamı aldı götürdü Mina'ya. Mekke'den Mina'ya götürdü. Hacılar bilirler, Mina'da bir simgesi vardır İsmail aleyhisselamın kurban edilmek üzere yatırıldığı yer. Oraya varıp İbrahim aleyhisselam Hazreti İsmail'i kurban etmek üzere yatırınca, tabi burada biliyorsunuz İsmail, İbrahim aleyhisselam Hazreti İsmail'i kurban etmek için bıçağı resmen boğazına sürüyor ama bıçak kesmiyor. Hatta bazı rivayetlerde bu bıçak niye kesmiyor diye denemek için kayaya vurduğu ve kayayı kestiği şeklinden rivayetler vardır. Ama bir daha deniyor, kayayı kesen bıçak İsmail aleyhisselam'ı kesmiyor. İlahi mucizeler böyle. Ateş hep yakar. Ama Allah-u Teala ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim demişti. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol demişti. Ateş İbrahim'i yakmamış. Bıçak İsmail'i kesmemişti. Sular hep aşağıya doğru akar. Ama yer geldi, Allah Celle Celaluhu Kızıldeniz'e Musa Aleyhisselam ve beraberindeki müminlere yol ver ey deniz dedi. Sular yukarıya doğru akmaya başladı. Sular şak olup yarıldı. 12 tane cadde açıldı. Tabi o caddelerin açılabilmesi için suyun tersine akması gerekir. Allah dilediğinde işte ateş yakmıyor, bıçak kesmiyor, su tersine akıyor. Evet, biz onlara nida ettik ve dedi ki ey İbrahim sen rüyanı doğruladın. Bu bir sınama idi, bir imtihan idi. İmtihan gereği biz acaba bizim uğrumuzda gereğinde 100 tane dana kurban eden, sayısız davarlar kurban eden İbrahim acaba çocuğunu da bizim yolumuzda feda eder mi? O fedakarlığı, o sadakati, o teslimiyeti öğrenip tescillemek için Allah Celle Celaluhu onu zaten bilmekte, bütün insanlığa örnek olarak kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa İbrahim ailesini örnek olarak göstermek istemektedir Rabbul Alemin. Bu konuda her şeyi sadece mantığıyla değerlendiren hadis düşmanlarının ve mucizeyi inkar edenlerin kafa karıştırmalarına sakın aldanmayalım. Bunlar bir vakıadır, kesin olmuş. Kur'an-ı Kerim bunu net bir şekilde anlatmaktadır. Kalkıp da Kur'an'ın ayetlerine takla attırmak, bu sadece bir rüyadan ibarettir, temsilidir, bilmem ne falan, bunlar kesinlikle doğru değil kardeşlerim. Evet, dedi ki ey İbrahim sen rüyanı doğruladın. İnne kezalike neczil muhsinin. İşte biz iyi kimseleri böyle mükafatlandırırız. İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn. Muhakkak ki bu apaçık bir imtihan idi. Ve fedeynâhu bi zibhin azîm. Ve biz onu büyükçe bir koç kurbanını fidye vererek mükafatlandırdık. İbrahim'e İsmail'in yerine kesmesi için fidye olarak bir koç gönderdik. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Sonra gelecek olan ümmetlere de bunu
meşru bir ibadet kıldık böylece. Ta ki onlar da İbrahim misali bizim yolumuzda fedakarlık yapsın ve kurbanlar kessinler. Selamun ala İbrahim. İbrahim'e selam olsun. Kezalike nezzil muhsinin. İşte biz iyi kimseleri böyle mükafatlandırırız. Selamun innehu min ibadina'l mu'minin. Şüphesiz ki o bizim mümin kullarımızdan idi. Saffat suresinin 100 ila 111. ayetleriydi. Bunları esasen biraz da tefsirden daha detaylı bir şekilde incelemek gerekir ders ve ibret için. Kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinde binlerce yıl önce yaşanmış bazı tarihi olayları seçip bize sunar. Tarihten bazı sayfalar seçer ve bize sunar. Bu masal değildir, bu hikaye değildir. Bu bizim tarihi dağarcığımızı zenginleştirmek için de anlatılan kıssalar değildir. Bunlar çok önemli kıssalardır. Burada çok büyük dersler ve ibretler olduğu için Rabbimiz tarihteki bu olayları bize aktarmaktadır. 124 bin peygamber gelmiş geçmiş. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen sadece 28 peygamber var. Bu peygamberlerin içerisinden hayatlarından bize kesitler sunulanlar ise iki elin parmaklarını geçmez. Hatta belki bir elin parmakları. İşte Nuh Aleyhisselam'ın tufanını anlatır Rabbimiz bize. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesini, İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından birkaç kesit anlatır bize. Yunus Aleyhisselam'ı biraz anlatır. Salih Aleyhisselam'dan bahseder. Bunun gibi birkaç peygamberi anlatır bize. Bunlar esasen, yani Rabbimiz bize şunu demektedir. Ey mümin kullarım, işte benim peygamberlerim. Bu din, bu dava salimen size ulaşması için ne büyük bedeller ödemişler, ne büyük çileler çekmişler. Muarızları, kafirler, müşrikler onların başına neler getirmiş. Ama onlar asla pes etmemişler, asla teslim olmamışlar, asla gevşeklik göstermemişler, asla davalarından dönmemişlerdir. Eğer siz de bu peygamberlerin şefaatine nail olmak, bu peygamberlerin girdiği cennete girmek, cennette bu peygamberlere ve bu peygamberlerin yolundan yürüyen ashab ve havarilere komşu olmak istiyorsanız, siz de onların yaptığı gibi fedakar olmanız gerekir. Siz de onlar gibi Allah yolunda, dava uğrunda, din uğrunda bedel ödemeniz gerekir. Bunlar bize birer simge olarak, ibret olarak anlatılmaktadır. Yoksa şüphesiz bütün peygamberler Allah'ın yolunda çok büyük çile çekmişler, çok büyük imtihanlardan, çok büyük sınamalardan geçmişlerdir. Hani diyelim ki orduda özel kuvvetler denilen bazı kuvvetler vardır. Onların geçirdiği imtihanlar, sınamalar, yani eğitimler çok daha zorlu ve şiddetlidir. Mesela komandolar için özel bir takım eğitim stilleri, formülleri vardır ya. İşte kardeşler, Rabbul Alemin de kullarının imanını ölçmek için ne kadar dayanıklı, ne kadar sadakatli, ne kadar Allah'ın emirlerine teslimiyet göstermektedir. Bunu tescillemek için peygamberlerinin de tarih içerisinde birçok salih insanların da başlarına çok büyük belalar ve musibetler getirmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisi nettir. Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ'u thummel emselu fel-emsel. İnsanların bela ve musibete maruz kalmak açısından en şiddetlileri peygamberler,
Sonra en çok onların yolundan gidenler, onlara en çok benzeyenlerdir. Evet, hulasa-i kelam, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına tekrar dönersek, Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı bize bir simge olarak, ey müminler, Müslüman aile nasıl olur? Müslüman baba nasıl olur? Müslüman anne nasıl olur? Müslüman evlat nasıl olur? Bunu bize bir örnek olarak sunmaktadır. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı sadece bu değil. Biliyorsunuz, çok daha öncesinden, daha İsmail Aleyhisselam bebek iken, süt emen bir çocuk iken, İbrahim Aleyhisselam annesi Hacer'le beraber getirmiş, kuş konmaz, kervan göçmez bir vadi olan, o anda orada ev namına hiçbir şey olmayan, insan namına hiçbir şey olmayan, bir ot dahi bitmeyen bir yere getirdi, onları indirdi. Hacer annemiz, ya İbrahim, Allah mı sana emrediyor burada bizi bir başımıza bırakıp gitmeni? İbrahim Aleyhisselam onları orada oraya bırakıp dönüp giderken Hacer annemiz arkasından sesleniyor. Ey İbrahim, Allah mı böyle emrediyor? Evet, Allah böyle emrediyor. O halde yolun açık olsun. Allah bizi yalnız bırakmayacaktır. Ve nitekim Allah Celle Celaluhu Hacer annemizi yalnız bırakmadı. Hacer annemiz Safa Merve arasında susuzluktan ağlayan İsmail için su aradı. Binlerce yıldır hacılar, umreciler, milyonlar, milyarlar Hacer'in izini takip ediyorlar. Safa Merve arasında gitgeller devam ediyor. Neredeyse 7-24 Safa Merve arasında gidip gelenler hep olmuştur ve olmaya devam edecektir. Niçin Rabbimiz bize bu aileyi, bize peygamberleri bu şekilde örnek olarak sunmaktadır? Peygamberlerin izinden şaşmayalım. Peygamberlerin izinden yürüyelim. Onları takip edelim. Bu sadece bir simgedir. Yani bir peygamber nasıl yaşamış, biz de öyle yaşamaya çalışalım. Peygamber nasıl kazanmış, nasıl harcamış? Peygamberin ailesi giyim kuşamında nasıldı, yeme içmesinde nasıldı? Peygamberin ailesi taatında, ibadetinde, duasında, zikrinde nasıldı? Peygamberin ailesi vesaire örnek olarak gösterilen aileler ticaretinde nasıldı? Sosyal hayatında nasıldı? Komşuluğunda nasıl idiler? Akrabalığında nasıl idiler? Eğitimleri nasıl idi? Dersleri, sohbetleri nasıl idi? Öğretimleri nasıl idi? Eğitim ve terbiyeleri nasıl idi? Vesaire vesaire. Bize örnek olarak sunulmaktadır. Hulasa, Hacer annemiz kendi gayretini gösterdi. Allah Celle Celaluhu o gayretine karşılık Safa'dan ya da Merve'den değil, Safa Merve tepesine çıkıp etrafını gözetliyordu. Acaba bir yerde bir yeşillik var mı? Su emaresi var mı, gidip bebeğime su getireyim diye bakınıyordu. Ama bir de geldi baktı ki İsmail'in ayaklarının dibinden bir pınar fışkırmış. Su kaynıyor. Zemzem dedi kendi dilinde. Dur ey su dedi. Yani akıp gitmesin, heder olmasın istiyordu. Yıllar sonra Efendimiz Aleyhisselam diyecekti ki Allah Hacer'e rahmet eylesin. Zemzem demeseydi, zemzem bir kuyu değil bir ırmak olurdu, akar giderdi. Ama Hacer zemzem dedi, su kuyu olarak kaldı. Orada bir göl oluştu. İsmail'i su vardı, kendisi içti. Ve derken işte bir kabile geldi. O sudan almak için izin istediler. O da izin verdi. Sonra onlar oraya yerleşti. Orası Mekke oldu. Orası bir şehir oldu. Sonra
İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Kabe'yi yeniden inşa ettiler. Aslında Kabe yine nasıl ki kurban insanlığın tarihi kadar eski ise Kabe de o kadar eskidir. Ama defalarca yıkılıp yok olmuş, yerine aynı bulunduğu yere yeniden yapılmıştır. İbrahim Aleyhisselam da daha önce yapılı olan yerine yeniden Kabe'yi yaptı. İşte burada da İbrahim ailesi, İbrahimi ailenin teslimiyetini, sadakatini, fedakarlığını, cefasını görmekteyiz. Din uğruna, Allah uğruna, Allah'ın bir emri, bir işareti uğruna. Şimdi kardeşlerim, geri tekrar dönecek olursa, İbrahimi ailenin ikinci imtihanında kurban imtihanı görüyoruz. Bu arada saat 6'ya 5 kala falan bana haber verin ki vakti çok geciktirmeyelim. Çünkü benim yanımda saat yok şu anda. 6'ya mı? Yok ya. Evet kardeşlerim, biraz konuyu açalım dedik ama fazla mı açmışız acaba? Şimdi kardeşlerim, bir yerde rahmani bir dava, bir girişim varsa orada şeytani güçler de vardır. Şeytani güçler de rahmani davayı durdurmak, sekteye uğratmak, iptal etmek için harekete geçerler. İbrahim Aleyhisselam'a Allah emretti İsmail'i kurban etmesin. Şimdi şeytan önce İbrahim'e gitti. Dedi ki ya İbrahim, uzun bir zaman ömür boyu çocuğun olmadı. Ömrünün sonuna doğru Allah sana bir evlat vermiş. Bir rüya gördün diye gidip onu kesecek misin? Yapma bunu dedi. Sen yanlış yapıyorsun. Vazgeçirmeye çalıştı. İbrahim Aleyhisselam şeytana 7 taş attı. Baktı ki İbrahim'den kendisine ekmek yok. Hacer annemize gitti. Ey Hacer, sen annesin. Senin ciğerpareni götürüp kesecek bu adam. Bu yaşlı, bu bunak adam ne yaptığını bilmiyor. Yıllar sonra bir evlat sahibi olmuşsunuz. Bu evladınız daha hayatının baharında, izin verme. Git çocuğunu kurtar dedi. Ben de sana yardım edeyim dedi. Hacer de 7 taş attı. Baktı ki Hacer de kendisini dinlemiyor. İsmail'in yanına gitti. Henüz 10-12 yaşında olan İsmail. Ona da benzeri şeyler söyleyerek vazgeçirmeye söyledi, çalıştı. Gel sana yardım edeyim, kaçırayım seni, kurtarayım bu işten dedi. Bu yaşlı babanın dediğini yapma, bununla gitme, seni öldürecek dedi. İsmail de 7 taş attı. İşte o gün bugündür Mina'da cemerat, 3 ayrı bölgede hacılar 7 tane taş atıyorlar simge olarak. Yani kardeşlerim, diyorlar ki ey şeytan, sen bizim Allah'ın yolunda yürümemize engel olamazsın. İbrahim'in izini takip etmeyi engel olamazsın. Hacer'in yolunu takip etmekte bize engel olamazsın. İsmail'i örnek almakta bize engel olamazsın. Biz babalar İbrahim'i örnek alacağız. Biz analar Hacer'i örnek alacağız. Biz evlatlar İsmail'i örnek alacağız demiş oluyoruz o taşları atmakla aslında biz. Kardeşlerim, Rabbimizin İbrahim ailesini bize ısrarla farklı şekillerde bize örnek olarak göstermesi boşuna değildir. Buraya çok dikkat etmek zorundayız. Kardeşlerim, Allah'ın yolunda yürümek üzere harekete geçtiğimizde şeytan babamıza yaklaşır, babamız vasıtasıyla önce bize yaklaşır, olmadı eşimize yaklaşır, olmadı çocuğumuza yaklaşır, amcamızı salar üstümüze, dayımızı salar, hala teyzemizi salar,
emmi uşaklarımızı, dayı uşaklarımızı salar üzerimize. Bizi o hayırlı işten engellemek için. Bunun çok basit bir örneğini vereyim. Oğlunuzu evlendireceksiniz, kızınızı gelin edeceksiniz. İstiyorsunuz ki şöyle Kur'an'la, ilahiyle, tevhidle, tekbirle, tesbihle bir düğün yapasınız. O düğüne melekler gelsin, şeytanlar gelmesin. Amcanızın oğlu gelir. Ya amma oğlu, cenaze mi kaldırıcınız yorum? Bu çocuklar ömründe bir kere evlenecek. Biraz burtlarını döksün gençler, biraz oynasınlar, dans etsinler falan. Başka bir akrabanız gelir, başka bir dostunuz gelir. Sizi bir yuva kuracaksınız. Önemli bir ibadet, sosyal bir ibadet yapacaksınız. Ama birçok akrabalarınız sizi yanlış olana yönlendirir. Ama bir akrabanız da demez ki, Hacı Efendi, yuva kurmak mukaddes bir ibadettir, sosyal bir ibadettir. Ümmet kalesine bir taş koymaktır bir yuva kurmak. Nasıl ki biz namaz ibadetine abdestle başlıyorsak, düğün ibadetine de Kur'an'la başlayalım, zikirle başlayalım, ilahiyle başlayalım, içkiyle, dansla, dümbelekle başlamayalım vesaire. Yani kısacası kardeşlerim, işte İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi bize örnek olarak sunuldu. İbrahim'i aileyi takip etmek ve aileler olarak İbrahim'i örnek almak. Bir baba, İbrahim peygamber ne yapıyordu? İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelen Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti, sireti nedir? Onu öğreneyim ve ona göre yaşayayım. Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımları Ayşe annemiz, Hatice annemiz nasıl yaşardı, nasıl giyinirdi, onu örnek alayım. Peygamber kendi çocuklarını ve sahabelerin çocuklarını nasıl eğitip terbiye etti, ben de öyle terbiye edeyim evladımı demek. Kardeşlerim, kurban sadakattır, kurban teslimiyettir. İşte biz kurban kesmekle şunu demiş oluyoruz. Ya Rabbi, ben İbrahim misali sana teslim oldum. Bu sadakatımın simgesi olarak şimdilik bu hayvanı senin yolunda kurban ediyorum. Ne zaman gerekirse canımı da İsmail gibi feda etmeye hazırım Allah'ım. Bunu demiş olmaktayız kurban kesmekle kardeşlerim. Bu dersi anlamak önemlidir. Ne diyor Rabbimiz? لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Kestiğiniz kurbanların etleri, kanları Allah'a ulaşmaz, takvanız ulaşır. Oturup kalkmalarınızın, eğilmenizin, secdeye varmanızın Allah'a ulaşacak bir tarafı yok. Teslimiyetiniz Allah'a ulaşır. Beş vakit namazda Allah'ın huzuruna geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Ramazan'da oruç tutuyor musunuz, tutmuyor musunuz? Açlığınız Allah'a ulaşmaz, teslimiyetiniz Allah'a ulaşır. Güzel sesli olmanız Allah'a ulaşmaz. İhlasla Kur'an okumanız, onu anlamanız, yaşamanız Allah'a ulaşır. Yani kısacası, bütün taat ve ibadetlerde ihlaslı olmak, Allah'a teslim olmak, işte kurban da o teslimiyetin bir simgesidir diyelim. Bu kadarla iktifa edelim. Allah Celle Celaluhu bu bayramı vatanımız, milletimiz, cümle İslam diyarı ve İslam ümmeti için hayırlı, bereketli eylesin. Hayırlara ve bereketlere vesile eylesin.